Şimdi Ahmet Bey, AKP'de ve AKP'yi destekleyenlerde şöyle bir ezber oluştu. İyi şeyleri AKP kendisi yapıyor, işler kötüye giderse dış güçler. Şimdi küreselleşen dünyada dış güç kavramını tartışmama şansımız var mı? Mümkün değil ya. Türkiye için de geçerli, Suriye için de geçerli, Almanya için de geçerli, Çin için de geçerli. Yani küresel güçlerin müdahale etmeme şansı yok. Dış güç var ya. Ya olmaması mümkün değil yani, bu var. Şimdi mesela bunlar ama soyut kavramlar değil. Mesela dış güçten kimi anlarız biz? Amerika Birleşik Devletleri, işte Avrupa Birliği'nde İngiltere, Almanya, Fransa'yı anlarız. Çin'i anlarız, Rusya'yı anlarız. Belki buna zorlasak İsrail'i sokarız. Yani kaldı ki sokmaya da çok gerek yok. Yani ABD olduğu sürece. Herhalde Libya'yı anlamıyoruz. Herhalde Romanya'yı anlamıyoruz. Evet. Bulgaristan'ı anlamıyoruz. Şimdi o yüzden somutlamak lazım. Bu tür müdahaleler olur mu? Evet ya. 1949'dan bu yana, 1950 NATO'dan bu yana Türkiye hep müdahale olmuş. Beyler de onu söylüyorlar. Çünkü buradaki tek fark, bizdeki tek fark içeride işbirlikçilerin düşüşü var. Almanya'da aynı şeyi söyleyemezsiniz. Yani şimdi dedi ki faiz ödemeyiz. Tamamlasın cümlesini. Ben katkı olarak söylüyorum. Biz aldığımız dolarlara, dövize aynı faiz ödemeye devam ediyoruz. Düşürülen vatandaşın Türk lirasındaki faizi. Çok güzel örnek, süper örnek. Yani şimdi sen Türk müteahhide dolara faiz aynen ödüyoruz. Dursun Bey çok doğru bir tespit. Türk müteahhide iş yaptıracaksın. İşi Türkiye'de yapacaksın. Sözleşmeni döviz, dolar üzerinden ya da euro üzerinden yapacaksın. Takip olarak da Londra'ya göndereceksin, göstereceksin. Şimdi bana da edebiyatı yapacaksın. Tabii. Şimdi bakın, somut ne biliyor musunuz? O yüzden somut konuşmamız lazım. Müdahale olur. Bu son dediğiniz ne? Bir açar mısın? Arkadaş 5 müteahhitin yaptığı anlaşmaların tümüne bak. Evet. Tümüne bak. Evet. Yani köprülere bak, yollara bak, otobanlara bak. Aldığımız dış borçlara bak. Aldığımız dış borçlarda takip kurulu kim kardeşim? Bir saniye. Ben bitireyim ya. Şimdi bakın. Ama hiç ayakları yere basmayan, ne olduğu belli olmayan bir şey söylüyorsun. Açın diyorum. Konuşalım diyorum. Bak. Düşürülen faiz, TL faizi. Siz aldığımız borçlara buna cevap verin, not alın. Şöyle çok zor. Olmayan bir şeyi varmış gibi anlatıyorsunuz. Siz onu yapıyorsunuz. Ben somut söylüyorum. Bakın Ahmet Bey. Türkiye'nin ithalatı ve ihracatının ilk 10 ülkeye kim olduğunu muhtemelen biliyordur arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela bizim ihracatımızdaki birinci ve ikinci ülke kim? Amerika, Almanya. Almanya. Şimdi diğer ülkeleri de söyleyeyim. Fransa var. Ha, ihracat söylüyor. Tabii ihracat açısından İngiltere var. İlk ona baktığında Irak var, İsrail var. Şimdi ithalattaki şey ne? İthalattaki şeyi tersten söylüyor. İthalatta bir numaramız Rusya, Çin. Yine ABD ve Amerika. Şimdi mesela uluslararası güçler, dış güçler dediğimizde bunlar. Şimdi burada, bak buradaki hikaye şu. Senin ekonomin çok kırılgan. Sen bağımlı bir ekonomi yaratmışsın. Sen üretim ekonomisi yaratmamışsın 20 yılda. Hadi bunu 70 yıla yay. Yaratmamışsın. Yaratmadığın için de fark şu. Sen o zaman bu politikayla Çin olamazsın. Niye olamazsın? Çünkü adam yüksek teknoloji üretiyor. Bilişim sektörü üretiyor. Şimdi bunları tartışmadan sen iki sektörü sen de üretiyorsun. Bir tanesi de savunma sanayi. Üçüncü onu sayabilirsin. Çünkü ihtiyacın var. Müsaade edin. İnşaat, turizm. Ama savunma sanayindeki dünya payımızı söyleyeyim. Üçüncüsü savunma sanayidir ve önemlidir. Örnek gösterilmesi açısından da bir itirazım yok. 0.9'dur. %0.9'dur dünya piyasasındaki bizim oranımız. İhracat oranımız. Çok iyi bence. Şimdi bak bu anlamıyla da bakın onu ayrı bir parantez içinde koydum. Şimdi sen yüksek teknoloji üretemediğin sürece, bilişim sektörünü de üretemediğin sürece, üretim yaratamadığın sürece, katma değeri yüksek üretim yaratamadığın sürece senin ekonomin sittin sene kırılgan olur. Kriter bu. Şimdi Çin niye başarılı diye tartışıyoruz. Bir tek tartışma noktası şeyin üzerine yürüyor. Ucuz iş gücü üzerine yürüyor. Hayır. Çin iki şey yaptı. Bakın bizim yapmadığımızı yaptı. Çin devleti ve kamuyu devreye soktu. Sen devlet planlama teşkilatını kaldırmışsın ortadan. Şimdi deniyor ya muhalefetin bu noktada görüşleri yok. Vallahi ben yani süreci izliyorum. 5 yıllık planlar yapılırdı eskiden. Hocam yani de yapılıyor. 1960'da tabii devlet planlama teşkilatı Türkiye açısından DPT çatısı altında yapıldı. Önemliydi ve bakın bugün bütün dünya tersten bir şey söyleyeyim. Bütün dünya devletçiliği ve kamuculuğu yeniden keşfediyor. Peki. Şimdi burada bu anlamıyla soyut konuşmamak lazım. Sen yüksek teknoloji üretemediğin sürece, bilişim teknolojisinde olamadığın sürece bunlar artı değer üreten şeyler. Sen yalnızca betona çakılıp kalırsın. Kaldığında da ekonomin kırılgan olur. Yani birisi müdahale ettiğin andan itibaren sen ekonomin alt üst olur, dolardaki oynaklık artar. Yoksa biz şunları biliyoruz yani bunlar doğrudur. Dünya ekonomisinde şu anda navlun fiyatları inanılmaz artmış durumda. Şimdi sen navlunu tartışmadan ekonomiyi tartışamazsın. Ama benim söylediğim şu Ahmet Bey. Şimdi çerçeveyi böyle tartışmadığımız sürece buradan sonuç alamayız. İktidar diyor ki ya benim 20 yıllık alışkanlığım var. Arkadaş ben ne dersem o. Şimdi yani Zafer Şahin Sayın Erdoğan'la birlikte dönmüş. Ben Zafer Şahin'e sorayım. Mesela Sayın Erdoğan'ı hiç hatırlattılar mumuhalefete yükleneceğinize bir muhalefetle de bu konuda görüşseniz ne olur diye. Görüşmüyor. Görüşme yerine fatura kesiyor. Bu anlamıyla böyle yaklaşılırsa bu ekonomi düzelmez. Türkiye ekonomisinin düzelmesinin birinci şartı, Cumhuriyet Halk Partisi onu çok net ifade ediyor. Kendi seçim bildirgesinde de diğer yaptığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde de stratejik bir planlama teşkilatı kuramadığın sürece, peki, kamuyu devreye sokamadığın sürece İstanbul'da İETT otobüslerini yürütürsün. İstanbul'da İETT otobüslerini kurtarma üzerinden yürürsün. Bu günü kurtarma üzeri de arkadaşlarımızı şu anda bu ekranda olduğu gibi sürekli bir savunma psikolojisiyle sokar.